yaptı. 1997 yüksek lisansı yine aynı İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü. Doktorasını yine aynı üniversitede tamamladı. 2002-2005 Rice Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri'nde ise doktorasını hocam şurası biraz gözlerimi yapmadım. Doktorasını bir doktora da orada tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürüdür. Ve aynı zamanda Profesör Doktor Dinçer Tapacı, Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi Müdürü görevini yürütmektedir. Evet, teşekkür ederim Yüz Bey. Selamünaleyküm. Herkese saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Her ne kadar İTÜ'de, İstanbul'da bulunsak da halihazırda bulunduğumuz memleket bizim kendi memleketimiz. Antalya'lıyız. Döşemealtı ilçesinde. Şimdi ben su konusunda akşam namazına kadar hızlıca bir toparlama yapmaya çalışacağım. Başlık olarak da stratejik bir kaynak sudan yeni suya diye bir başlık attım. Şimdi burada sormak istiyorum aslında ilk az önceki konumuz enerjiydi. Şimdi su. Hangisi daha stratejik? Su diyenler? Evet. Enerji diyenler? Hocam sen parmak çıkmadı. Bir tane. Her ikisinde tabii kendine göre olması gerektiği durumlar söz konusu. Şimdi dünyamıza baktığımızda dışarıdan masmavi bir gezegen olarak görüyoruz. Bunun büyük bir çoğunluğu su. Tabii bu suyun da %97'si tuzlu su. O gördüğümüz mavi bölgelerin. Geri kalan kısım %3'lük kısmın birçoğu buzullarda bulunuyor. Dolayısıyla tatlı su kaynağı olarak kullanabildiğimiz kısım %1'lerin altında. Şimdi biz bu %1'lerle şu anda mücadele ediyoruz. Peki bunun dışında başka kaynaklar var mı yok mu? Ona bakalım. Şimdi mevcut içme ve kullanma suyu kaynaklarımız var. Nehirlerimiz, göllerimiz. Bunlar bizim halihazırda kullandığımız kaynaklar. Şimdi bir bölgede su bitti. İstanbul'da su bitti. İlk uyguladığımız yöntem genellikle başka en yakın bölgedeki havzadan suyun transfer edilmesi. Şu anda İstanbul'da biz ıstırancalardan suyu transfer ediyoruz. Melenden suyu transfer ediyoruz. Dolayısıyla su teminindeki yaklaşım genellikle en yakın bölgeden, eğer ekonomikse tabii. Ekonomikse suyun başka bölgeden taşınması. Bu da yok veya ekonomik olmaktan çıktı. Çünkü suyu başka bölgelerden taşırken terfi etmek zorundasınız. Terfi demek enerji. Dolayısıyla burada bir maliyet söz konusu. Burada devreye artık deniz suyunun arıtılması giriyor. Deniz suyunun arıtılması ve atık suyun geri kazanılması geliyor. Bunlar bizim alternatif su kaynaklarımız. Peki başka kaynaklar var mı? Yani mevcut kaynak tükendi. Başka kaynaklar var mı? Doğal dolaylı yollardan var. Şimdi az sonra geleceğiz ona. Şimdi su çok kısa serüvenine bir bakalım. Suyu barajdan alıyoruz. Arıtma tesisinde işte kimyasallar ilave edip çöktürüp kum filtrelerinden geçiriyoruz. Dezenfekte edip suyu evlere veriyoruz. Bunları evlerde, mutfakta, banyoda, çamaşır, tuvaletlerde kullandık. Ve kullandıktan sonra kullandığımız su nereye gidiyor? Atık su olarak kanalizasyonu suyu veriyoruz. İşte evlerden, fabrikalardan çıkan atık suları topluyoruz. Toplanmayan yerlerde hala Türkiye'de var. Direkt alıcı ortama verilebiliyor. Ama olması gereken bunun olduğu gibi kanalizasyonla toplanıp bir atık su arıtma tesisinde biriktirilip burada arıtılıp çok farklı yöntemler var atık su arıtmak üzere de. Ama en çok uygulanan yöntem bakterilerle suyun arıtılması. Bakterilerle
içindeki kirliliği bakteriye yediriyorsunuz, sonra onu çöktürüyorsunuz. Ve bu şekilde suyu, deniz, göl, alıcı ortama uygun bir şekilde deşarj ediyorsunuz. Peki, atık suları arıtmadık. Fabrikadan şurada görüyorsunuz, atık su geliyor. Sonuçta nehirlerimiz, göllerimiz istemediğimiz şekillerde kirleniyor. İşte Haliç'i biliyorsunuz, çok kötü bir durumdaydı. Gibi görüntüler ülkemizde azalsa da hala belli bir miktarda, belli oranda görebiliyoruz. Dolayısıyla su çok önemli bir varlık. Şu anda bizim hayatımızın devamı için hem içme, hayatımızın devamı, canlıların devamı, canlılıkların devamı artı enerji için de çok önemli. Az önce hidroelektriğin %20'ler seviyesinde olduğunu gördük. Evet, bunun yanında sadece hidrolik elektrik değil, dalga enerjisi, jeotermal enerji, bu gibi hususlarda da tamamen suya bağlıyız. Meyveler, sebzeler, insan, vücudumuz tamamen su. Şuraya baktığımızda bir insan, bebek doğduğunda %80-90'lardan yaşlılığa doğru zaten suyun çekildiğini hissedebiliyorsunuz artık. %50'lere kadar vücuttaki su düşebiliyor. Dolayısıyla canlılık açısından su çok önemli. Suyun tabi sağlık açısından da çok büyük faydaları var. Bedenimizin ısı dengesini sağlaması ve benzeri birçok toksinlerin vücuttan atılması birçok faydaları var. Bunun yanında susuzluk durumunda ortaya çıkabilen birçok rahatsızlıklar var ki burada onların birçoğunu görüyorsunuz. Evet, suyun o insan sağlığını olumsuz yönde etkilemesinin başlıca nedeni suyun içerisindeki organik ve inorganik mineraller, kirleticiler. Burada zararlı biyolojik maddeler, işte patojenler olabilir veya kimyasal bileşiklerden kaynaklanan olumsuzluklar insan sağlığına olumsuz etkilerde bulunabilir. Şimdi geleceğin mavi altını su diyoruz. Bu şu anda Birleşmiş Milletler tarafından en değerli kaynak olarak nitelendiriliyor. Suyu ulaşamayan birçok bölge var. Yani hala dünyamızda sağlıklı bir şekilde suya ulaşamayan birçok memleket var. Burada görüyorsunuz o suyun olumsuz olduğu durumda 1 milyardan fazla insan hala susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Bu gibi resimleri çok görüyoruz. Afrika'da özellikle suyu temin etmek üzere birçok vakit heba alıyor suyu, sağlıklı su temini için. Yine 3 milyar kişi 2025 yılında 3 milyar kişiye ulaşacağı su kıtlığı ile karşı karşıya kalacak insan sayısının 3 milyara çıkacağı belirtiliyor. Temiz sudan yoksun insan sayısı şu anda 1 milyarlar seviyesinde. Her yıl yaklaşık 2 milyon kişi sağlıksız sudan dolayı vefat ediyor. Dolayısıyla su hayatımızın devamı açısından çok önemli. Tabii su sadece suyun tabi kritik bir önemi var sağlığımız açısından ama az önceki anlattık enerji. Aslında enerjinin bir kısmını, üretilen enerjinin büyük bir kısmını suyun iletilmesinde kullanıyoruz. Arıtılmasında kullanıyoruz. %6 ile 18 oranı. Dolayısıyla biz enerjiyi sadece aydınlatma maksatlarla değil, suyu iletmek için de kullanıyoruz. Dolayısıyla suyun ne kadar daha az iletilirse olduğu noktada, dolayısıyla daha az enerji harcayacağız ve enerji açısından da önemli. Şimdi su kıtlığı olan bölge dünyada çok fazla. Bu
Şurada bu tabloyu görüyorsunuz. Fiziksel su kıtlığı olan, ekonomik su kıtlığı olan birçok bölge var. Şimdi biz Türkiye olarak nerelerdeyiz? Türkiye'nin şu anda yaklaşık 45 milyar civarında yıllık su, tüketilen bir su miktarı var. Bunun yaklaşık %74'ü sulamada, %15'i içme suyunda kullanılıyor, %11'i de sanayide kullanılıyor. 2023 yılında sulamadaki miktar iki katına çıkıyor ama oran azalıyor. Toplam miktar 110 milyar dolarlara çıkıyor. Yani halihazırdaki su tüketimin 3 katına çıkıyor yaklaşık olarak. Tarımdaki oran %64'lere düşüyor. İçme suyu hemen hemen aynı. Ama sanayide, gelişen sanayiyle birlikte su tüketiminde artacağı ve %20'lere ulaşacağı planlanıyor. Evet, Türkiye'de halihazırda şu anda kişi başına tüketilen su miktarı 1500 metreküplerde yıllık olarak. Peki bu nedir bu miktar? 1000 metreküpün altında su fakiri diyoruz. 2000'in üzerinde su bolluğu, 1000-2000 aralığında su stresi altında olan ülkeler sınıfında sınıflandırıyoruz. Dolayısıyla Türkiye şu anda 1500'ler ile su stresi altında olan ülkelerde. Tabii Türkiye'de çok bölgesel farklılıklar var. Bazı bölgelerde çok haddinden fazla yağış var. Bazı bölgelerde de daha az yağışlar var. Dolayısıyla bizim özellikle az yağış alan bölgeler için alternatifler oluşturmamız gerekiyor. Peki ne yapacağız? Geleceği de düşündüğümüzde. Birincisi, mevcut su kaynaklarının çok iyi bir şekilde yönetilmesi. Bu planlanması ve yönetilmesi, çok iyi master planlarıyla mevcut kaynaklarımızı geleceğe yönelik olarak planlayacağız. İkinci husus, en önemli hususlardan birisi, şu an günümüz için en önemli hususlardan birisi, az önce enerji verimliliği dedik, bir kaynak olarak söyledik. Su verimliliği, dolayısıyla belki bunu su verimli olarak da isimlendirebiliriz. Dağıtım sistemlerinin, su şebekelerinin yenilenmesi. Şu anda Türkiye'de ortalama %45'ler seviyesinde verdiğimiz suyu yer altına gönderiyoruz. Her 100 metreküp suyu yaklaşık Türkiye ortalaması 45 metreküpü yer altına gidiyor, kayıp kaçak olarak. Depolardan gidiyor, bağlantı kısımlarından gidiyor. Bu il çok farklı. İstanbul'da bu %25'ler seviyesinde. Kayseri'de bildiğim kadarıyla daha düşük. Ama çok çok yüksek olan illerimiz de var. Mesela en son duyduğum il Diyarbakır. Tahmin edin ne kadardır kayıp? %80. Her verilen 100 metreküp suyun 80 metreküp yer altına gidiyor. Bu inanılacak bir şey değil. Paralel hatlarla bedava kullanıyorlar. Şimdi ama doğuda bu çok büyük oranlar. Şimdi Türkiye ortalaması çok yakın zamanlara kadar %50-60'lardaydı. Şu anda %45'leri çekildi. Mesela İzmit ilçesi çok yakın zamana kadar %50-60'lardaydı. Şu anda %30-35'lere kadar düştü. Dolayısıyla çok hızlı bir yenileme var. Şimdi siz burada ne kadardı az önce içme suyuna verdiğimiz su miktarı? 6 milyar metreküp. Şimdi 6 milyar metreküp, 2012 verisi tabii bu. Siz yapacağınız %10 iyileşme ne demek? 600 milyon metreküp suyun. Siz bu verimliği ve şehre verdiğiniz metreküple sayaçlardan geçen metreküp arasını ölçüyorsunuz, öyle değil mi? Onun farklı yöntemleri var. Şimdi sayaçlardaki okuduğunuz var. Artı bir de kaçak kullanımlar, artı faturalandırılmayan camiler falan, onları düşüyorsunuz. O belli bir hesaplama orada yapılıyor. Sadece faturayla şehre verilen değil. Onun kaçak kullanımlar, artı camiler falan, onlar hep düşülüyor. Şimdi dolayısıyla burada
Şebekelerin yenilenmesi çok önemli bir kaynak arkadaşlar. Bu belediyelerin çok üzerinde durması. Yani yeni bir nehir, göl bulmaktansa mevcut şebekenin yenilenmesi yeni bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Atık su geri kazanımı ve deniz suyunun arıtılması dedik. Evet, şurada su kayıplarını görüyoruz. Türkiye ortalamasının %45'ler seviyesinde. Bu Avrupa'da bakın, Almanya'da arkadaşlar %2-3'lerde. Danimarka %10'larda, Finlandiya %15'lerde, İspanya, tabii bakın Doğu Avrupa'ya doğru gittikçe bu oran yükseliyor. Slovenya, Bulgaristan %50'ler. Su çok önemsemiyorlar gibi bir durum söz konusu. Efendim? Su çok önemsemiyorlar gibi bir durum söz konusu. Bulgaristan'da su var.